Ve videonun ikinci kısmına hepiniz hoş geldiniz. Bu kez konuklarımız çoğaldı. Badem ve Başak'ın köpeği... Neydi kız onun adı? Ajan. ve Başak'ın cazgır köpeği Ajan da var yanımızda. Hiç susmuyor. Bak, ama bak, Badem'in, bir şey Badem'in ayrı bir namı var bu konuda. Bir şey diyeceğim. Yapmayın arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ben bak, niye moderatör gibi habire sizin aranızı buluyorum ya? Yani? Bu ne abi? Uydurma ya. Badem, ben Badem diye bir kere herkesi saldırıyor. Canım Badem, o atamazsın yani Badem'i de. Benim poşede oğlum koyup atsaydın da kankarım etrafçımı oğlum çöp gibi atılır mı köpek? Tamam. Bak hala bağırıyor Başak'ın köpeği görüyorsunuz. Evet. Böyle hayvan böyle bir diye geziyor. Hiçbir şey demiyorum şu an, hiçbir şey diyemiyorum yani. Bir de Başak böyle yapıyor köpeğine. Hayır, şu an ses duymak istemiyorum, o köpek susuyor. Hala havlamaya var. Susuyor mu? Sustur. Susuyor. Sustur. Bir şey anlatayım. Sustur. Yani bir olay Ajanın değil mi? Ajanın aşağı, gerçekten sinirleniyorum şu an, seni şu an gömüyorlar. Gerçekten anneciğim, yat oraya. Ama Başak'ın şöyle bir... Şimdi beni var. İzle. Badem, Badem gel. Badem. Çık buraya. Otur, otur, yat, yat, yat. Aferin benim oğluma. Git babam mama versin. Benim oğlum Zeki. Bağır bağır sen de. Başak'ın hep şöyle bir iddiası var. Ben köpeğimle sakince konuşarak iletişim kuruyorum. Hiç böyle bir şey diyor. Yok. Evet öyle. 3 dakika sonra Hitler gibi bağırıyor. Otur falan diye yani. Kesinlikle öyle sakince ben konuşarak. Ben şu an ses duymak istemiyorum diyorum. Hayvanım susuyor. Susmuyor. Susuyor. Susmuyor. Ben bir coşturayım onu. Sen olmayan köpeğinle başka türlü konuşursun. Ben şimdi onu bir coşturayım, sen sakince sustur. Senin köpeğin nerede? Ay pardon ya, sen de değil dedim ben. Evet, Çağrı'nın bir evcil hayvanı yok. Yok. Bizimkilerle yetinmek zorunda kalıyor. Evet. Badem hadi git. Git mama versin halacım sana. Git hazır orada mısın? Mama, git bak orada mama. Git orada mama. Mama deyince seni bak geldi. Şimdi ne kadar sakin. Serkan Badem'i çağırsana. Benimki var ya zeka küpü. Öyle zeki bir hayvan. Biraz önce de Badem de tuvalet git bana. Köpeğini satmak için mi uğraşıyorsun? Ben anlamadım. Almak isteyenler altını ilk bıraksın. Evet, hadi başla şey Hamdi. Videoyu anlatmıyorum. Video zaten ilkinin devamı. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Uçaktan atlaması gerekse ilk kim atlar? Uçaktan atlaması gerekse ilk kim atlar? Bir dakika. Ben tam anlamadım. Yani bir uçakta şey bir şey var ve hemen atlayıp kurtulmamız hayır, mı hayır, gerekiyor? Hayır, mesela atıyorum. Paraşüt yapacağız. Atlamak zorundayız. Son kim atları sorarsın? Hayır tamam işte ilk kim at. Niye soruları sürekli tersine çevirmeye çalışıyorsun? Tamam. Ben ilk defa böyle bir şey yaptım yani. İlk kim ayıp atlar? Tamam ilk kim atlar? Yani tamam, sen şimdi tamam, kafanda son tamam, atlayanı bu. Atlar. Geriye kalan iki kişiden hangisi önce atlar? Onu bu. Evet. Tamam. Bu kadar zor bir şey değil. Hazır mıyız? Çağrıcım. Hazırım. Cevap gelsin. 3, 2, 1. Başak, Çağrıca, evet hiç ortak bir şey yok. Bir defa şunu söyleyeyim, bende inanılmaz bir yüksek bir korkusu bende de var. Ben atlayamam. Biz atlayalım, o zaman Başak atlar. Evet. Ben senin korkun olduğunu bilmiyordum. Ben dedim ki, Başak böyle atladım ay falan diyene kadar arayacağım, aradan onu itip atlar önden diye düşündüm ama... Hayır, beni itersin. Kız mısın? Evet, aşağı ama. Aşağı. Şimdi ben de önce şey dedim. Diye. Önce Alican diyecektim çünkü Çağrı'nın çok korktuğunu biliyorum yüksekten. Ben de inanılmaz korkuyorum. Sonra hatırladım senin de böyle korkuların var bunlardan biriydi herhalde diye ama ben atlarım yani. Ama şey derim, öyle derim. Ay atladım, atlamadım, atladım. Ay atladım diye atlarım ondan sonra. Yok ben uçağın düşmesini beklerim falan yani. Tabii tabii. Şey zaten aşağı ineceğiz bir şekilde hiç tabii. Gerek yok yani. Asla yapamam. Devam edebiliriz. Evet. Sokakta çıplak gezdiği için kim tutuklanır? Sokakta çıplak gezdiği için kim tutuklanır? 3, 2... Başak'ın babası. Kara kalbin de belli oldu, iyi oldu. 3, 2, 1. Babama buradan selam yolladığın da çok iyi oldu. Ben miyim? Evet. Ha evet. Niye şaşırıyorsun? Sen de kendini söylemişsin zaten. Hayır, Başak'ın babasına selam yok, gönderip yememiş. Yok, ben Başak yine bir itirafta yani bulunacak zannettim de. Ha. Yani denize girmiş şey var sonuçta, her şey olabilir. Şöyle, benim vücudum azıcık şey düzgün olsa ben kesin çıplak gezerim. O yüzden biraz kilo verirsem ben zaten çıplak gezer tutuklanırım. Ben vermesen bile çıplak gezer tutuklanırsın gibi bir hissim var benim. Yok, kilo vermezsem gezemem. Devam edelim. Utanırım. Komşusuna sinirlenip duvara vuran kimdir? Komşusuna sinirlenip duvara kim vurur? Devam. 3, 2, 1. Vaa! Sen de mi? Ben duvarın içinden geçerim. Şaka yapayım. Abi işte ben diyorum size böyle görünüyor. Duvara vura gider komşuyu susturur. Ama asla böyle değil.
Çok iyi tanıyorum. Benim Beşiktaş'taki evdeyken sürekli polisi aramışlığım var. Alttakiler parti yapıyor, gelin susturun diye. Ama bak sen polisi arıyorsun. O ev basıyor. Vuruyor, evet. Kırıyor, öyle şeyler. Ama şeyin seksin ortasında ev basmışlığım evet. Var. Evet. Tam sonunda. Ortasında değil. Yani tam sonunda. Kritik bir şeyi var yani. Bir alıntı yapabiliriz videonun burasında. Kurtuluş'ta bir evde oturuyordum. -2'den ters dubleks. Duvarlar çok ince. Abi bir gün artık şey doğru, şey, tabut da olabilir. Uyuyamadın yani sesten. Gerçekten ve hani böyle artık nasıl bir ilaçsa o. Çünkü doğal olması mümkün değil yani. Bitmiyor abi yani Allah hani. Allah. Bitmiyor böyle oturduk. Ben artık sigara yaktım falan hani. Bekle yani. Hani belli ki bunların yerde, sigara kısmına geçeceği tabii tabii yok. Aynen. Bitmedi. En son bilerek hani böyle sesi dinledim hani böyle. Tam şu anda artık giyinecek vakitleri yok deyip abandım kapılarını. Orada anadan yürüyen gördüm. Oo. Dedim ki abi saat 4. Tarihle komşu olursanız çok dikkat edin. Benle komşu akşam ondan gezin. Sonra o televizyonun sesini kısın. Beni gelmeyin. Ben de çok sinirliyim. Ama ben de ona rahatsız olurum. Mesela ama hiçbir yere yumruklamam. Fön açmam belli bir ben saatten sonra. Evet. Makine çalıştırmam, fön açmam. Evet, kimseyi evet. Aramam. Ondan yok. Sonra aramaz. Emma, ondan benim sonra aramaz mı? Biz çok samimi olduğumuz insanlar birbirimizi ararız da onun dışındaki insanlar ondan sonra beni aramasınlar yani. Herkesi ararım, devam edebiliriz. Yok aramasınlar, ben korkuyorum demiş olup. İşim düştüyse kusura bakmayın. Sikerim onda uyuyacağım belli. Evet. Evcil hayvanına masal anlatan kimdir? Sanki cevabını az önce verdik. 3, 2, 1. Arkadaşlar şu an bir evcil hayvanım olmayabilir ama o benim içimizde. Gerçekten kusura bakmasın. Başak da hep bir şeyler anlatıyor ya, masal gibi bu hayvan dinliyor, hiç ben ciddiye almıyor mesela. Yok Başak kıymet yapıyor. Bayağı sıkıntı. Bir gün oğlum biliyor musun anneciğim? Biliyor bir şey diyeceğim. O konuşmayı seviyor ya, kimseyi bir bulamıyor, şey köpeğiyle konuşuyor. Sana sorarım, sen her gece benim yanımda mısın da köpeğimle ne konuştuğumu biliyorsun. Valla gördüğüm kadarıyla. İki, iyi olmadı mı sorum? İki. İyi oldu, güzel. Gıybet yaptığını ne zaman gördün? Üç, ben masal anlatıyorum köpeğime. Senin köpeğin bile yok. Nereden anlatıyorsun? Olsun abi. Benim vardı ya. Ben niye anlatamıyorum? Şey anlat, sen köpeğe geldiğinden masal mı anlatıyordun? Ve bunu savunuyor musun hala? Masal anlatmıyordum ama tatlı tatlı konuşurum köpeğimle yani. Başak iki gibi mi? Başak, oğlum bak ne diyorsun sen? Başak gıybet yapıyordur. Ben çok eminim yani. Çünkü konuşmayı seviyor. Yanında konuşacak kimseyi bulamayınca kesin ajanla konuşuyordur. Ben bayağı her gece ajanı günümü anlatıyorum. Onun olmadığı zamanlarda yanımda vicdanımı temizliyorum ona karşı. Anneciğim 17 saat yoktu ama gerçekten setteydim. Şöyle oldu, sana mama alabilmek için falan diye bunları anlatıyorum. Belli hayvanın psikolojisi bozuk. Devam edebiliriz. Badem geri yürüyor. Sen hayvanın psikolojisi bozuk derken gördün mü? O bir eğitim. Yani bir git oradan. Geri yürüdü oğlum hayvan. Michael Jackson yapınca havalı oluyor. Derste uyurken yakalanıp utanmayan kimdir? 3, 2, 1. Çağrıdır Başak'cığım. Kesinlikle sen Çağrı. Sen değil misin? Ben utanırım. Bende biraz utanma duygusu var ama Çağrı'da hiç yok. Hele uyku, İkimiz arasında kalmıştım biliyor musun? Şu hatta cevabı şöyle vermek istiyorum. Verebilir miyim? Bir kere Çağrı yapmıştı bundan. Ama Çağrı cevap açıldıktan sonra değil. Ben hiç değilim çünkü hayatımda hiç. Tamam. Hatta şöyle bir nirvanasını anlatayım. Bir gün setteyiz. Çok uykum geldi. Ama nasıl uykum geldi biliyor musun? Anlatamam sana yani. Atıyorum ikimizin sahnesi, senin yakının çekiliyor ama iki kişilik sahne. Sen karşımdaki de böyle uzun uzun konuşuyor. Ben aralarda bir şey diyorum. Yandan böyle ışıkçıya şey yaptım. Yasin şunu tut. Benim lafım gelince haber ver dedim. Koydum kafayı böyle. Arada böyle kalkıp okuyup böyle geri. Yani kayıtta oyun ve iki oyun arasında uyuduğumu biliyorum. Uyurum ben yani. Bunun adı profesyonellik değil herhalde benim bildiğim. Yok profesyonellik. Etik de değil. Evet. Gayet profesyonellik. Ben olsam de, çok affedersiz hocam derim ya. De. Benim ilk dizim bir lise dizisiydi ve sınıfta ben de uyumuştum. Ama ya uykum geldi de keyiften uyudum değil. Duramadım yani hani bir. Hiçbir ama Allah bilir karşı taraf ne anlatıyordu canım. Senaryo arkadaşlar. Oynadığınız, imzasını yani attığınız işin senaryosu. Sen senaryoda her söylediğinin arkasında duruyor musun? Ama sonuçta partilerime oyunumu veriyorum yani. Siz adaya düştüğünde ilk önce Instagram'a kim girer? Sizce? 3, 2, 1. Aa, ben burada üstüme tanımam. Vallahi mi? Ben ıssız adaya düşmesem de girdiğim her ortamda ilk Instagram'a bakıyorum. Bugün yolda geliyoruz. Biraz geç kaldık ya. Başak dedi ki ben Yücan'ı arayıp haber vereyim dedi. Tamam dedim. Bak bebekten... Bir aynı zamanda çekimim de var. Sarıyer tünelime yetiştik artık yani. Hala seninle konuşmadın. Ne yapıyorsun dedim. Bir döndüm Instagram'a bakıyorum. Hani sana geç kalacağız diye haber verene kadar ama yetiştik şey zaten. 3 dakika şey sonra buradaydık böyle zaten. Bir anda
arkadaşımın 15-16 tane bana yazmıştı artık ama hani öyle olmaz ya ben ama çok uzun zamandır da bakmamıştım Instagram'a. Herhalde ondan yani ama sonra şey yaptım, ay ben niye buna bakıyorum ya, işim vardı benim falan. Şöyle yani. Ben Instagram bağımlısıyım. Yani Serkan evet, bilir, ben gerçekten bağımlıyım. Sen diyorsun mesela uzun süredir bakmamışım, benim hayatımda hiç öyle bir dönem olmadı. Ha, o zaman alacağım. Yani her saat kesinlikle Instagram'a bakıyor olurum. Saat bile fazla. O zaman alacağım, tamam ben de o zaman alacağım. Benim arkadaşlar bunu bilin, haddimiz bilin. Bunu böyle kaldırdık. Bizi Instagram kurtaracak ıssız adada. Ya da seni hemen ıssız adaya yollayacak. Konum atmam ki, ben önce hikaye paylaşırım. Ay ıssız adada kalmışım. buradaki kokonatları Ali Can 15 koduyla alabilmek şimdi, için. Şimdi burada bir tane vlog çekeceğim, hemen sayfama abone olun. Her şey adadan geçelim. Vlog geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Evet. Kimin aynı anda iki sevgilisi olabilir? Ha, evet. Hazır mısınız? Değilim. Abi sen kağıdı çok uzun bak işte. O kağıtla sevgili olacak herhalde şu an. 2000 years later. Şimdi aynı anda iki herkes sevgilisi düşünüyor. Olabilir. Ben hiç düşünmedim mesela. Yani... Ben hiç düşünmedim. Beni affet. 3, 2, 1. Evet Hatice, doğru cevap, seni affedecek. Sen peki yani burada kendin ve Ali Can arasında kaldın. Yok. diğer seçeneğin başarı evet, mıydı? Evet, hayır senin? Tabii ki çağrıydı. Bak, çünkü hayatta yapmayacağım bir şey olduğunu biliyor. Ha. Geçen videoda da yalan söylemiş. Ben de bundan benim için bittin çağrı. Bir arkadaşlığın daha sonuna benim geldi. Şu yüzden açıklayabilirim bir dakika. Evet. Ben diğer videoda bir şey açıklamak zorunda kalıyorum. Havuzda yaşama hikayesinde de aynı şeyi yaptınız. Hayır. Şu yüzden bence Ali Can da hani şu anda Ali Can'da öyle bir potansiyel görmüyorum. Kimi hani birini de kaldırmam lazım. Şu anda ben de görmüyorum. Ha, o yüzden ben de görmüyorum. O yüzden düşündüm dedim ki Ali Can'ın geçmişi pis, leş bir insan. Zaten o yüzden kesin. Yani. Çünkü beni bataklıktan aldı. Yani. 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 Ben de hiçbir zaman olmadı böyle bir şey. Hiç. İşte evet o yüzden. Sende de olmadığını düşündüm, yanılmışım. Ama Ali Can'ın şu an için asla böyle bir şey yapacağını sanmıyor. Bir dakika, bundan önceki videoda sen aldatmadın demiştin. Evet aldatmadım zaten, hayır. Ama aldattın diyor. Ama işte dedi ki bundan önceki videoda... hayal dünyasında ben anlatabilir miyim? Benim hayal dünyam çok şeydir burada, geniştir önce. Şunu diyorum. O yani. Değil, geçen videoda aldatmadım dediği şey burada iki kişi arasında kaldığını hissettirdi ya bize. Evet. O kesinlikle ben değilim. Ha tamam. Hande ne hissettin? O muydu? İki kişi arasında mı kaldın, kimi yazacağımı bilemedin. Niye beni affet dedin? Ali Can için, Ali Can beni affet, seni yakıyorum dedim. Anladım, anladım. Tamam. Hayır, asla şu an için değil. Efendiliğimi anlatmak için şu iki kat zaman harcadım. İnandın mı? İnandım ya, inanıyorum böyle anlatınca. İyi, güzel. Sen daha bu hayatta çok hızlı gelsin. onların kalbine ama. Hep niye bak güzel ekmekleri ben yiyorum, onlar yemiyor. Öyle düşün. Benim kalbim temiz, ben inanıyorum. Kara kalpli. Devam. Kim birisinin aynı anda ikinci sevgilisi olabilir? Bunun cevabı da çok açık. Bir önceki videoda varmıştık. Evet. Bunun cevabı hazır. 1, 2, 3. Bakmıyorum bile. Doğru. Gerekirse 7. Kim 7 kere bir insanın ikinci sevgisi olabilir? Bu gayet normal bir şey abi. Herkes bu durumda bunu böyle normalleştiremez. Eğer haberin yoksa... Tabii canım, haberin evet, yoksa haberi ola ola kimse ikinci sevgili olmaz. Ama bir şey diyeceğim ya. ben bunun üzerine düşündüm, biliyor musunuz? Başa da kaldırmak istiyorum. Galiba bunlar bana da götmek. Ne? Galiba bunlar bana da götmek yaptı. Çünkü ben onu bir yeri kaldırdıktan sonra o videoda, açın izleyin bakın, orada bir saflığım var yine. İnsanlığa inanmış. Çünkü benim bu hayatta ben varsam, benim gibi insanlar vardır diye düşünüyorum. Ama sonra düşündüm, sen o insanlarla ayrıldın. Demek bir de Hamdi oraya şöyle bir şey yapmış böyle dım. Dın dın gibi bir şey yapmış. O hayır hayır hayır. Belki müzik Hamdi'nin koymuş bildiği araya. Bir şeyler vardır. Belki de vardır. Allah belanızı versin arkadaşlar. İptal bela okumayınca kesinlikle. Çok yemek yediği için hastaneye kaldırılan kimdir? Üç, iki, üç, iki, bir. Bu arkadaşlar net çağırdır. Ben çok yediğim için asla hastaneye kaldırılmam, yemeye devam ederim. Tamam. Gerekiyorsa... Evet, evet. O kadar haklı bir açıklamaydı ki gerçekten yani. Gerçekten bence de o zaman bu. Gerekiyorsa kutuğa gider yine yerim.
Ki bunu yapmışlığında var. Var. Evet. Var. Ama şey yani. O yüzden Çağrı. Evet. Ama Çağrı'da gerçekten hastaneye kaldırılacak potansiyel var arkadaşlar. Öyle yiyor. Böyle durduğuna bakmayın. Şimdi konu ben burada ya, bunu bile yiyebilir. Öyle bir İnanılmaz yeme. Yiyor yani. Tatlıdan dolayı. Evet, yani evet, ben de tatlı ki. Bir insan olduğum için. Böyle Çağrı Bizman'ı böyle sana arkadaş. İşte profiterol aldı falan dedi. 200 gram profiterol almış. Aa sen yemeyecek misin falan dedim. O da aa tamam ben yemiştim biraz ama yerim falan dedi. Böyle paylaştı. Bir kilo yemiş. Sonra kendisiyle bana 200-200 almış, onu da yemiş, benimkinin yarısını da yedi. 1 kilo değil, hani yarım kilo, hayır. Ha yarım kilo muydu? Tabii, yarım kilonun üstü. Bu durumda Çağrı totalde kaç kilo şey yemiş? Gerçekten yani, hani yarım, 200 artı benimkinin yarısı. Yani hatta şöyle yerim, çok acıkınca olan canım çok tatlı istedi derim. Yarım kilo tatlı yerim. Sonra ay bu tatlı içimi baydı deyip üstüne yemek Sözlü, yerim. Ama sonra da ama bunun üstüne bir de tatlı gerekir deyip üstüne bir daha tatlı yemişliğim var. Psikolojik sorunların olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Teşekkürler. Zaten mesela... psikolojik sorunu olan kimse psikolojik sorunu olduğunu düşünmez. O yüzden öyle dedim zaten. Bazen de şöyle yemez misiniz, ben çok severim. Peynirli böreğin üstüne reçel. İşte kıymalı böreğin üstüne Nutella. Mesela yani... sana kahvaltı geliyor, bazen yanına reçel geliyor ya. Evet. Ben o peynirlerden birini ayırıyorum. Hayır börek değil, peyniri ayırıyorum. Reçeli peynirli, o çok güzel bir şey. Ben de çikolata ben peynirli yemişim. Banıyordum. Neyse. Devam edebiliriz. Evet. Bir hafta duş almadığı için kimin saçları yapışmıştır? Ya bu, o, bu, bu, neyse. Beni affet. Ay bilemedim. Hazır mısınız? Hadi. 3, 2, 1. Burada kendimi yakmak isterdim. Allahsızlar, siz de zaten beni yakmışsınız. Ben ayıp olmasın diye kendimi kaldırdım. Ben de şöyle hissettim. Ama insan, ayıp olmasın diye. İnsan ayıp olmasın diye kendini kaldırır değil mi? Yani. Ama bir şey diyeceğim. Yok ben tikliyim. Helal olsun. O da çok tikli. Senin o kadar tikli olduğunu düşünüyorum. Ama birebir de emin olamadım. Evet, çok doğru isim kaldırdınız. Ben bazen gerçekten setten geldikten sonra makyajımı çıkarmadan uyuduğumu oluyor. Evet. Güzel oluyor. Ha bu bir kriterse. O zaman. Yok ben senin sette çıkarım makyajımı. Neydi? Bir hafta duş almadım. Gerçekten bir hafta duş almadım. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Bir şeyler deyin de kapatın hadi. Aslında benim ve Çağrı'nın kanalına hoş geldiniz artık. Biz artık Alican'ı konuk alıyoruz. Alican oradan bir kalkarsan abi. Ama hep beni konuk hadi almanızı abi. Çok seviyorum. Hadi abi gel. O zaman ben oturacağım oraya bunu. İkiniz oturun. Edi ile Büdü gibi asla şey yapamadılar. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dur dur put. O zaman... Ya gel buradan çık sen de bari. Gel nereden? Arkaya çok yatamıyorum. Sen bak, yatabiliyorsun tam tutuyoruz işte. O kaç milyar dolarlık benim şeyim sehpam. Yemi. Milyar hangi dolar kameradayız? Onlar kurguda hallederler, sen istediğine sağlık. Onu efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.